Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına harika bir kalıtım sorusuyla çıktık. Bak böyle işte verirler soy ağacını, ondan sonra şöyle 4 tane öncül verirler. Çok severler bu tarz soruları, tamam mı? Tek tek deneyeceksin ve soru çözümüne ulaşacaksın. Bunları severler. O yüzden bir tane de böyle bir soru alalım dedik kalıtımdan. Eğer kalıtımda sıkıntı yaşıyorsan konu anlatımı videoları bayağı beğenildi arkadaşlar. Gidip konu anlatımlı videolarımızı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram hesabımızı takip edin abicim. Telegram'dan günlük mini denemeler yapılıyor. Her akşam hemen hemen Türkçeden 35 soru, 30 soru, fenden 30-35 soru, matematikten 30-35 soru, günlük böyle denemelerimiz yapılıyor Telegram'dan. Bakın kesinlikle katılın diyorum. Çok çok faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim sorumuza bakalım. Vermiş soy ağacı sorusunu. Bak sağlam demiş, şunlara hasta demiş. Gördüğünüz gibi biz karelerin erkek olduğunu, yuvarlakların dişi olduğunu da biliyoruz. Tamamdır. Şimdi diyor ki yukarı soy ağacında bir özellik fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiştir. Tamam. Soy ağacındaki bilgilere göre bu özelliğin kalıtımı, bu özelliğin kalıtımı X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle. Bak şimdi X kromozomunda hangileriyle gerçekleşir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar X kromozomunda mutasyonla demiş, tamam mı? Ama baskın gen. Ha, demek ki X kromozomunda taşınacak baskın olacak. Bak R olacak, tamam mı? Büyük R. Burada da büyük R var. Burada da büyük R var. Burada da büyük R var. Yanındakini bilmiyorum. Hani küçük de olabilir, büyük de olabilir. Ama bir tane büyük R olması zaten baskın olduğu için bunu taralı hale gelecek. Bakalım. Şunlarda var mı abicim? Yok. Bak baskınsa birini anneden birini babadan mantığıyla alıyor ya, bak bunlardan birini ya buradan ya buradan almak zorunda. Mesela buradan alsaydı büyük R, büyük R olanın hasta olması lazımdı ama bak burası hasta değil. Demek ki burası küçük R'ymiş. Aslında şöyleymiş. Küçük R küçük R veya burada tek X olacak, böyleymiş. Burası da küçük R küçük R'ymiş ama geçerken mutasyona uğramış ve büyük R olup hastalığı meydana getirmiş. Keza aynı şekilde burada da var. Bu da doğrudur abicim. Gördüğünüz üzere eyvallah, X kromozomunda ortaya çıkan mutasyonla ortaya çıkan baskın genle diyebilirim. 2. Otozomal taşınan çekinik genle. Bak otozomal taşınan çekinik genle. Arkadaşlar sorularda şunu bileceksiniz. Otozomal kelimesini duyduğunuz anda soruyu A harfiyle çözün bir zahmet. Eğer otozomal çekinik derse küçük A küçük A. Otozomal baskın değilse verse bir tane büyük A var. Yanında küçük A mı büyük A mı bilemem. Ama büyük A var. Ona göre sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bana diyor ki otozomal taşınan çekinik gen. He, otozomal çekinikse hemen şu çekinik olduğu için bunlara küçük A'yı küçük A'yı yapıştırıyorum. Otozomal küçük A. Tamam, hemen yapıştırdım. Bak mantığım ne? Bunun bir tanesini babadan, bir tanesini anneden alıyorum. Bir tanesini babadan, anneden, diğerini babadan aldım. Tamam, geldim. Şimdi buralar taralı mı? Değil. Taralı olsaydı küçük A olacaktı. Demek ki yanında büyük A var. Tamam mı? Demek ki yanında büyük A var. Koydum. Oluyor mu abicim? Sağlıyor mu? Evet, hiçbir sıkıntımız yok. Buradan küçük A küçük A geldi. Buradan küçük A küçük A geldi. Buralar taralı olmadığına göre büyük A küçük A büyük A küçük A. Gördüğün gibi burası taralı olmadığına göre büyük A küçük A ama küçük A'yı verdi. Burası da küçük A'yı verdi. Evet, sağlıyor. 2 de doğrudur abicim. 1 ve 2'nin olmadığı şıkları eleyelim. Bak 2 tane şıkka kaldık. Gördün mü? 2 şıkka kaldık. Bakalım şimdi buna. Dördüncüsü. 3'e hiç bakma. 3'e hiç bakmayayım. 3 yanlış zaten, şıklarda da var ama hadi devam edelim. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle demiş. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle. Hangileriyle gerçekleşir demiş. Şöyle bakalım. Şimdi Y kromozomunda buysa, bak hemen soruyu nasıl çözüyorum. Y kromozomunda buysa. Şimdi Y kimde var? Erkekte var değil mi? Bunda var. Bak bunda var. Ama bu nasıl hasta oluyor ki? Değil mi? Y kromozomunda ortaya çıkıyorsa bunun hasta olmaması lazım. Tamam mı bak abici? Bu hasta olamaz. Y kromozomu çünkü bunda yok. Bu XX'dir. Erkektir XY. Erkekler hasta olur. Bak şunu anlarım. Şunu anlarım. Ama bunu anlayamam abicim. Tamam mı? O yüzden Y kromozomuyla olmaz. Attık. Geldik. Dördüncüsü. Otozomal taşınan baskın. Otozomal kelimesini duydum. Ve soruyu büyük A ile çözeceğim. Baskın dediği için büyük A. Büyük A. Büyük A, büyük A yazdım. Bak bu büyük A'yı, bu büyük A'yı ya anneden alacak ya babadan alacak. Büyük A'yı buradan alırsa bunun taralı olması lazımdı. Buradan alırsa bunun taralı olması lazımdı. İkisi de tarasız olduğu için böyle bir şey olamaz. Mantığı anladık mı abicim? Bak mantık şu. Al dişi, erkek, hop çizdim. Taralı. Taralı.
Şimdi diyor ki bak büyük A ile taşındığını varsayıyorum. Büyük A var diyorum. Bak bu ikisinde de büyük A var. Olduğu için zaten taralı. Ama bu büyük A'yı bak yanındakini bilmiyorum. Yanındakini bilmiyorum. Büyük A da olabilir küçük A da. Beni ilgilendirmez. Ama mantığım şu. Birini babadan birini anneden alacağım için ve büyük A taralı olacağı için gelenin de taralı olması lazım. Ya bu ya bu taralı olması lazımdı. Ama ikisinde de taralı olmadığı için bunu da eliyorum. Dörtlüyü de eledik. Son. X kromozomunda çekinik bir genle. Şimdi bakalım X kromozomunda şöyle yapalım. Çekinik bir genle dedik. Bak hemen şuradan gösterelim. Hadi onu da böyle çizelim. Şöyle geldi. Hop yuvarlak. Bir tane erkek. Bunlar taralı. Bu taralı. Geldim yuvarlak. Hop taralı. Geldi taralı. Tamam mı? Süper. Şimdi X kromozomunda çekinik. Hemen yazarım abicim. Bak X kromozomundaysa bunda 2 tane X var. Bunda 2 tane X var. Küçük R küçük R. Bunda 2 tane var. Bak bunda 1 tane var. Küçük R. Şimdi mantık şu çocuk. Bak mevzu şu. Hemen buradan başlıyorum. Bak bunun bir tanesini babadan almayacak mı bu eleman? Eyvallah. Babanın da o zaman taralı olması gerekmiyor mu? Küçük R varsa babada. Babada çünkü taşıyıcılık olmaz. Ya hastadır ya değildir. Tamam mı? Ama bak bu olmayabilir. Bunun anneden alıyor. Küçük R'si var ama yanındaki büyük R'dir. Hop bak bu taşıyıcıdır. Taralı olmasına gerek yok. Ama erkekte bir tane X olduğu için ve küçük R'yi aldığı için bunun da taralı olması lazımdı. Ama taralı olmadığı için bunu da kabul etmiyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Hadi bakalım bir sonraki videoda başka bir soruyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.